Kolay gelsin Murat. Sağ olun başkomiserim. Otoparktan mı düşmüş? Öyle gözüküyor. Düşmemek için mücadele etmiş sanırım. Selim, otoparkı kapatın. Araştırmaya başlayın hemen. Başlayın. Üzerinden kimlik çıktı mı? Hayır başkomiserim. Aliye! Aliye! Tamam. Aliye! Tamam, tamam. Aliye! Tamam, sakin ol, sakin. Tamam, tamam, bırak, bırak ulaş, tamam. Sakin ol, tamam. Aliye! Tamam, sakin ol. Tamam, burada ayrılalım. Siz burasını iyice araştırın, bir şey olursa haber verin. Yukarıda fazla oyalanmayalım, tamam? Başüstüne komiserim. Aliye! Tamam, sakin ol. Nereden tanıyorsun Aliye'yi? Kendisi, nişanlım olur. Kamil Paksoy, 29 yaşında, maktulün nişanlısı. Olay sırasında birlikte miydiniz? Yok abi, kendisini görmeye gelmiştim. Görmeye mi? Evet. Şurada kafede çalışıyor. Yemek için çıktığını söylediler. Ben de ona bakınıyordum. Gördüm ben onu. Orada yukarıdaydı. Emin misiniz? Eminim. Oydu. Komiserim. Ne o Murat? Tırnak izine benziyor ama. Eski nişanlısından iş yerinin adresini alan Orhan Başkomiser, maktulün patronuyla konuşmaya gitti. Kolay gelsin. Abi, teşekkür ederim. Buranın sahibi kim? Karşıdaki beyefendi. Sağ Merhaba. Merhaba. Buranın sahibi sizsiniz galiba. Evet, buyurun. Rasim Tanay, 34 yaşında. Maktul'ün patronu. Ali Hanım burada çalışıyormuş galiba. Evet. Hayırdır komiserim? Maalesef size üzücü bir haberim var. Ali Hanım öldü. Ne? Nasıl olur? Arka sokaktaki otoparktan aşağı düşmüş. En son ne zaman gördünüz kendisini? Bir saat önceydi. Biraz gergindi. Bir müşterinin telefonu unuttuğunu söyleyip alelacele çıktı. Geri dönmeyince ben de çok merak ettim. Nişanlısını tanıyor musunuz? Kamil'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Tanıyorum tanımasına da. Onlar ayrıldılar. Ayrıldılar mı? Evet. Bayağı oldu. Adam bela oldu Aliye'nin başına. Bir türlü peşini bırakmadı. Hatta bu sabah buraya geldi. Huzursuz etti kızı bayağı. Kadının aldatması, aldattığı kuşkusu, erkeği terk etmesi ya da terkle tehdidinin yol açtığı kıskançlık, dünyanın hemen her ülkesinde başlıca cinayet nedenidir. Öldürülen kadın genellikle doğurganlık çağındadır ve daha önce erkekten mutlaka baskı ve şiddet görmüştür. Taraflardan birinin alkol ya da madde kullanması çatışmanın cinayetle sonlanmasını kolaylaştırır. İlginç olan Kanada gibi bir ülkede bile kadınların resmen boşandıkları kocaları tarafından öldürülme riski evlilerden 26 kat fazladır. Araştırıcılar erkeğin bu davranışını kendisini kadının sahibi olarak görme teorisiyle açıklıyor. Komiserim, maalesef otoparktaki kameralar çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor ya? Bir sürü kamera var burada. Otoparkın müdürü kameraların yalnızca caydırma amaçlı kullanıldığını, kayıt yapmadıklarını söyledi. Ulan bunların
topu zirzop ya. Alın abicim otopark müdürünü merkeze. Aklı başına gelsin. Kameraların çalışmadığına dair de zabıt tutun. Başüstüne komiser. Komiserim, bir kol düğmesi buldum. Üzerinde KVT harfleri var. Otoparktaki arabaların üzerlerinden alınan parmak izlerinden biri Kamil'e ait. Ya kol düğmesi? Üzerinde DNA tespit ettik. Akşama çıkar sonuçlar. Ya bu görgü tanıkları zaten bu adamı yukarıda gördüklerini söylemediler mi? Tamam işte olay belli. Bu adam gitmiş, kızı takip etmiş. Yukarıda sıkıştırmış, tartışmışlar. Hop aşağı atmış. Dur Selim, hemen mahkum etme adamı. Bir kere kol düğmesinde KT harfleri var. Adamın adı Kamil Paksoy. Nüfus cüzdanına göre Kamil'in ikinci adı Talat'mış. Yalın buyurun, Kamil Talat. Tamam, kol düğmesinin bir tanesini otoparkta düşürdü. Ya diğeri nerede? Yemin ederim masum ben komiserim. Canımdan öteydi o benim. Nasıl kıyarım ben öyle yemin? Ayrılmışsınız ama. Yok ayrılmak değil. Kızmıştı bana. Ama hep kızar. Sonra da geçer. Kafenin sahibi uzun zaman olduğunu söyledi. Urasim pisliğinin hiçbir dediğine inanmayın komiserim. Ali'ye de gözü vardı zaten. Görgü tanıklarına ne diyeceksin? Otoparkta görmüşler seni. Ne oldu? Söyleyecek bir şey bulamadın mı? Yemin ederim ben yapmadım komiserim. Ne işin vardı o zaman otoparkta? Tartışmıştık biraz. Çok canım sıkılmıştı. Rasim de kafeden kovunca öğle yemeğine çıkmasını bekledim. Sonra da peşinden gittim. Niye takip ettin? Telaşlı adımlarla yürüyordu. Biriyle buluşacağını sandım. Sonra da otoparka girdim. Sen ne yapıyorsun kızım burada? Beni mi takip ediyorsun? Sana bir soru sordum. Kimle buluşacaksın? Söyle. Ya manyak mısın sen? Kimseyle buluştuğun falan yok. İkinizi de öldürürüm. Delirdin sen yine. Bu saçma sapan kıskançlıkların yüzünden yedin bitirdin beni. Ya biz ayrıldık artık. Anlamıyor musun? Kimle buluşacaksın? Söyle. Mehmet değil mi? Hani mahalledeki çocuk. Saçma sapan konuşma. Müşterilerden biri telefon dükkanına unutmuş, onu yakalamaya çalışıyor. Ben de geleceğim. Güvenliği çağır. Ona göre. Bak bu sefer kesin içeri atarlar seni. Yeter artık. Bırak peşimi benim. Ne yapacağımı bilemedim. Bir an peşinden gideyim dedim. Sonra da tekrar şikayet ederse kesin bu sefer nezarete girerdim. Çekip gideyim dedim. Yapamadım. Sonra düşünürken Aliye'nin çığlıklarını duydum. Sonra ne yaptın? Şoka girdim. Bir an aşağı inmeyi düşündüm. Sonra yukarı çıkmaya karar verdim. Bir araba geçti. Bir tane daha geçti. Otoparktan mı çıkıyorlardı? Evet. Plakalarını aldın mı? Maalesef. Biri patinaj sesi duydum. Sonra arkalarından koştum. Ama kimseyi göremedim. Sonra? Orada çöküp kaldım. Kendi kendime o değildir dedim. Belki yanlış görmüşündür dedim. Cesaret edemedim gelip bakmaya. Ama sonra yapamadım. Geldim. Anlattıklarında boşluklar var. Sanki bazı şeyler eksik anlatıyor. Ama yine de samimi geldi bana. Elimizdeki tek şüpheli o. Daha fazla delile ihtiyacımız var. Şimdi sen Rasim'in dükkanına git, her yerden parmak izi al. Otoparktakilerle karşılaştıralım. Eğer gerçekten müşterinin biri telefonunu unuttuysa bir an önce bulmamız gerekiyor. Eşiniz size yalan mı söylüyor?
Patronunuz işinize son vermeye mi niyetli? Genel kanının aksine iyi yalancılar yüz ifadesi, göz hareketi ya da beden diliyle kendini ele vermez. Hatta yalan makinesini defalarca kandırabilir. Çünkü yalancı nerede hata yaptığını fark ettiğinde kendini geliştirme ve daha sonraki yalanlarında aynı hatayı yapmama şansına sahiptir. Sizin ise onun ne zaman doğru ne zaman yalan söylediğini bilmediğinizden böyle bir olanağınız yoktur. Vallahi bilmiyorum komiserim. Bir müşterinin telefonu unuttuğunu söyleyerek çıktı gitti. Kimden bahsettiği hakkında en ufak fikrim yok. Görmediniz müşteriyi. Hayır, ben arka taraftaydım. Bu ne ya? Sabaha kadar bitmez bunlar. Hepsini otoparktan alınanlarla karşılaştıracağız. Otoparktan alınanlar bitmek üzere. Son 45 parmak izi. İlki de bitmek üzereymiş. Sizde kaç tane var? Oho, tonla. Aşağı yukarı öğle saatlerinde ölmüş. Vücudunda çok sayıda kırık var. Ama ölüm nedeni hiç kanama. Bu kadar mı? Maalesef Orhan. Tırnaklarındaki kırıkları zaten biliyorsun. Bunun dışında herhangi bir boğuşma ya da darp izi mevcut değil. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Elimizde çok az şey var. Ülkemizde 1841'den bu yana uygulanan adli otopsi, yasalar gereği Cumhuriyet Savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri patoloji ya da diğer tıp dallarından bir uzman veya biri pratisyen, iki hekim tarafından yapılır. Cesedin durumu olanak verdiği takdirde üç boşluğun yani baş, göğüs ve karnın açılması zorunludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde otopsilerin eksik ve yanlış yapıldığı iddia edilerek ülkemiz aleyhine birçok dava açılmakta ve zaman zaman devlet tazminat ödemek durumunda kalmaktadır. Kol düğmesinin üzerindeki DNA Ali'ye ait. Yani kol düğmesi katile ait. Yani en azından kol düğmesini takan her kimse onunla mücadele ettiğini biliyoruz. İşte iki ihtimal var. Bir, ya kol düğmesi Kamil'e ait ya da şu gizemli müşteriye. Şu kafeyi bir araştırsan Selim. Belki adı soyadı KT ile başlayan birini bulursun. Ah ben de diyordum ne atladım ne atladım ya. Allah sağ olsun. Hiç bizim aklımıza gelmedi gidip kafayı araştırmak. Kızım araştırdık. Yok öyle biri. Devamlı müşteri olmayabilirdi. Kafayı yiyeceğim ya. Çıldıracağım vallahi. Kim attı bu kızı aşağı? Sinirlerine birazcık hakim olsan nasıl olur Selinciğim? Olamıyorum Zeynepciğim. Bu ne yapayım? Ben böyleyim işte yani. Huy. Sonra gelsin kabuslar. Açma şu konuyu gene. Açma beni de daraltma. Zaten geçen gün başkomiser de kabus gördü. Ben anladım yani. Ciddi misin? Ne görmüş? Valla orasını bilmiyorum ama acayip bir şeyler gördü. Ben de birkaç kez Ayça'yı gördüm rüyamda. Valla 40 yıl düşünsem onu özleyeceğim aklıma gelmezdim. İnsan böyle işte. Kaybedince anlıyoruz sevdiklerimizin değerini. En çok da neyi özlüyorum biliyor musun? Onunla didişmeyi. Gel bende. Nereye? Şişt, sesini çıkartma. Ya dur yapma. Ne oldu? Utandın mı? Ya biri gelirse? Buraya kimse yok. Herkes içeride kopuyor. Heh. Ya bir dakika. Ne dedim ben sana? Bir dakika sesin gelmiyor. Kesiliyor. Duyuyorum. Şu an müsait değilim. Tamam. Tamam. Yarın arayacağım ben seni. Tamam. Müsait değilim şu anda. Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Hadi, kendine iyi bak. Bıraksana peşimi. Neden anlamıyorsun? Bitti. Ne diyorsun arkadaş? Sen de kimsin ya? Numara yapma bana.
Nedir Murat? Üzerinden Eren Özcan adına bir kimlik çıktı başkomiserim. 35 yaşındaymış. Görgü tanığı var mı? Anlatın bakalım, ne gördünüz? İki kişi tartıştığını gördüm. Aynaya itti. Ondan sonra koşup güvenliğe haber verdim. İteni gördünüz mü? Karanlıktı. Çok emin değilim. Görseniz tanır mısınız? Yardımcı olmaya çalışırım. Tamam, arkadaşlar yazılı ifadeniz için merkeze götürecekler. Yardımcı olursanız seviniriz. Murat, başka bir şey var mı? Sanırım ayna kavga sırasında kırılmış. Aynanın kırık parçasıyla boğazını keserken katilin eli kesilmiş de olabilir. Tamam, kulübe iyice inceleyin. Gerçi kimse kalmamış ama DNA, swab ne olursanız alın. Tamam? Başlayın. Hadi kolay gelsin. Kızım sen ya, ben bütün emniyete yutturuyorum bu şakayı, sana yediremiyorum yani. Yemem ben. Vallahi helal olsun, günaydın. Günaydın. Selim, ölüyorum ben uykusuzluktan ya. Sen bütün gece nöbette miydin yoksa? Tabii ki. Dünya kadar parmak izi ve DNA örneği var. Nedir, var mı kayda değer bir şey? Kırık camlardan alınan kan örneklerinin arasında maktulün kanı ile birlikte başka bir erkeğin daha kanı var. Tamam, bulduk işte katili. Hemen heveslenme Selimciğim. Gece kulübünden alınan örneklerle tutmadı. Aykut'a da ait değil. Görgü tanığı mı? Hı. Yok canım. Adam temiz görünüyor. Bu mudur yani? Şimdi bütün bunca delil arasından çıka çıka bu mu çıktı? Bir de adamın yakasındaki mavi tebeşir tozu var. Ne tebeşiri? Silis ve alüminyum oksit karışımı Selim'ciğim. Biraz da talk pudrası. Öyle desene kızım. Tebeşir deyince kafam karıştı benim. Zeynep, Türkçesi ne? Bilardo tebeşiri. Ya gece kulübünün altında bir bilardo salonu vardı. Desene biz boşuna katili gece kulübünde arıyoruz. Evet. Maktulün boğazını kesen cam ana damarı kesmiş. Kan kaybından ölmüş. Ölüm saati? Gece 10 ila 12 arasında. Ayrıca kanında az miktarda alkol tespit ettik. Başka da kayda değer bir şey yok. Yine elimizde yeterince delil yok. Endişeli görünüyorsun Orhan. Bir cinayeti çözelim derken başka bir cinayet çıktı başımıza. İyi misin sen? Henüz değil. Ama olacağım. Dün gece 3 masada full rezerveydi komiserim. Saat kaçta çıktılar? Bir sorayım komiserim, müsaadenizle. Tamam, sonra kayıtları bana da getirsinler. Tamam. Kaçta çıktılardın? 3 mas. Hı-hı. Diyorum. İsim Ercan Hızlı. Tamam, teşekkürler. Masalardan ikisi de 1'e kadar buradalarmış. Yalnız ilk masada oynayanlar 11 çeyrek yaşa çıkmışlar. Rezervasyon kimin adıymış? Ercan Hızlı. Tanıyor musun sen adamı? Yok komiserim. Kamera var mı burada ya? Hayır ama asansörde var. Tamam. Olay yerine haber ver. Kamera kayıtlarını alsınlar. Bağışlayın komiserim. Bastıkları katta kulüp var komiserim. Tamam, dur burada şimdi. Bak bakalım bunlardan biri miydi? Sanırım şuydu komiserim. Emin misin? Tam olarak değil ama sanırım oydu. Tamam. Alıp getirin şu Ercan Hızlı denen adamı merkeze. Var. Yat işletmecisi olan Ercan Hızlı, Beşiktaş'taki ofisinden alınarak hemen emniyete getirildi. Ercan Hızlı, 32 yaşında, yat işletmecisi. Aykut'un teşhis ettiği adam bu değil. O zaman sonra bakalım yanındaki adam kimmiş? Of be, sonunda. Hiç kimse bir şey söylemedi bana komiserim.
Niye getirdiniz beni buraya? Bak bakalım kim bu? Nereden çıktı bu? Dün gece bilardo salonundan çıktıktan sonra asansörün kamera görüntüsünden aldım. İyi de niye? Sen benim sorularıma cevap ver. Kim bu? Kerim. Arkadaşın mı? Evet. Nereden tanıyorsun? Çok zengin bir yatırımcıdır. Bizim de iyi müşterilerimizdendir. Soyadını biliyorsundur herhalde. Tanıo. Kerim Tanıo. Kol düğmesinin üstünde KT harfleri var. Emre, şu asansör kayıtlarını tekrar göstersene. Durdursana. Adamın elini yakınlaştırabiliyor musun? Şu kol dövmesine yaklaş bakayım. Kulübe mi çıktınız asansörle? Evet. Kerim de sizle miydi? Evet. Ama bir ara tuvalete gitti. Döndüğünde ise çok sinirliydi. Sonra ben çıkıyorum deyip erkenden çıktı. Kerim'in telefonu var mı size? Tabii. Almaz mı? Ya adresi? Ofisinin var. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Hayır. İlk cinayetteki otoparkta bulduğumuz kol düğmesiyle Kerim'in kol düğmesi aynı. E tamam, yakaladık o zaman katili. Henüz değil Selim. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Aliye'yi niye öldürdü? Eren'le derdi neydi? Kerim'in ev adresini buldunuz mu? Arkadaşlar tespit etmek üzeredir. Beti Gasansua, 25 yaşında, evin hizmetçisi. Başkomiserim efendim. Kerim Tanamalı'nın evi değil mi? Evet. Kendisi içeride mi? Hayır. Sabah erkenden çıktı. Nereye gideceğini söyledi mi? Bir iki günlüğüne şehir dışına gitti. İşleri varmış. Tamam. Bizim evi aramamız lazım. Banyoya bakın. Diş fırçası, saç deli ne varsa alın. Yatak odasına da bakın. Varsa kirli çamaşırları onları da alın. Parmak izi arayalım. Her yeri, her şeyi didik didik inceleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Ne o? Köpek yarışmada birincilik kazanmış. Kerim Bey çok severdi yarayı. Ne oldu köpeğe? Bir ay kadar önce araba çarptı. Öldü. Bu kadın kim? Elif Hanım. Kerim Bey'in eski nişanlısı. Ama ayrıldılar. Nerede bulabiliriz bu Elif Hanım'ı? Ulus'ta oturuyor ama tam olarak adresini bilmiyorum. Soyadını biliyor musunuz? Aydemir. Hemen ilgileniyorum. Murat. Hadi kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Yine mi DNA? Parmak izi de var. Ne acayip dosya. Hayatımda hiç bu kadar çok parmak izi ve DNA taraması yapmamıştım. Madem öyle, biraz daha yap bakalım. Şurada adamın evinden gelen kirli çamaşırlar var.
Yine en kötüsü bana kaldı desene. Anlamıyorum ben ya. Yani Aliye kafede çalışan kendi halinde bir kız. Eren de sen dermatolog. İkisinin hiçbir ortak noktası yok. Var Selim. Kol düğmeleri. İkisi arasındaki ortak nokta katil. Yani Kerim'i bulmadan olayı çözemeyeceğiz. Merhaba. DNA sonuçları pozitif başkomiserim. Evde bulunan örneklerle hem otoparkta hem de barda yerde bulunan cam kırıklarının üzerindeki DNA'lar tutuyor. Eren'i öldüren cam parçasındansa maalesef DNA izole edilemedi. Ya katili bulduk, davayı çözdük. Katil yok ortada. Kerim hakkında arama emri çıkarın. Bütün ekipleri de dağıtın. Bir an önce adamı yakalamamız lazım. Başlayın. Şu Elif'in adresini de bir an önce tespit etsinler. Tamam başkomiserim. Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim. İyi günler. İyi günler. Başkomiser Orhan. Elif Hanım değil mi? Hayır, ben kuzeniyim. Beren İrfanoğlu, 29 yaşında. Elif Aydemir'in kuzeni. Kendisi yok mu? Yazlıkta. Buyurun oturun. Siz birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır ama çok yakınızdır. Ben kedisine bakmaya gelmiştim. Kerim Bey hakkında ne biliyorsunuz? Çok değil. Altı ay nişanlı kaldılar. Ama sürekli didişip duruyorlardı. Elif çok mutsuzdu. Sonunda ayrılmaya karar verdi. Kerim Bey ne yaptı? Çıldırdı. Reddedilmeyi bir türlü hazmedemedi. Sonra da agresifleşmeye başladı. Nasıl yani? Saldırdı mı? Yok ama taciz ediyordu sürekli. Gecenin bir saatinde eve geliyordu. Elif dayanamadı. Silivri'deki yazlığa gitti. Belki de Elif'in peşinden gitmiştir. Neler oluyor? Söylemeyecek misiniz? Elif Hanım'ın telefonu var mı size? Var. Daha endişelenmeye başlıyorum. Arayıp bana verebilir misiniz lütfen? Rica ediyorum. Elif, nasılsın? Hayırdır Beren? Arama demedim mi ben sana? Bir şey mi oldu? Şey, polisler geldi de bir komiser var seninle konuşmak istiyor. Niye, ne olmuş? Bilmiyorum, bana bir şey söylemediler. Peki tamam, ver konuşayım. Elif Hanım merhaba. İyi günler. Şimdi söyleyeceklerimi çok dikkatli dinleyin. Lütfen panik olmayın. Kerim Bey hakkında arama emri çıkarıldı. Bir cinayete karışmış olabilir. Ne? Cinayet mi? Evet, lütfen sakin olun. Şimdi en yakın ekiplere bildireceğim. Sizi alıp buraya getirecekler. Kerim Bey'i bulana kadar bir süre misafirimiz olacaksınız. Ben çıkıp karakola mı gitsem? Yakınızda var mı? Hemen aşağı caddede. Tamam, hemen gidin. Ben ekiplere bildireceğim. Peki, teşekkür ederim. Elif Hanım. Evet. Kerim Bey'i nerede bulabileceğimize dair bir fikriniz var mı? Yok, hayır. Belki doktoruyla konuşmanızın bir faydası olabilir. Psikolog mu? Psikiyatrist. Sinem Tandoğan. Beren adresini biliyor. Bir kere birlikte gitmiştik onunla. Tamam Elif Hanım, teşekkür ederim. Sinem Tandoğan, 38 yaşında, psikiyatrist. Biliyordum böyle olacağını. Ne demek istediniz? Yani Kerim'in başını belaya sokabileceğinden şüpheleniyordum doğrusu. Biraz daha açık konuşabilir misiniz? Maalesef. Doktor hasta gizliliği. Bakın, iki tane cinayet işlendi.
Ve siz yardımcı olmazsanız belki daha fazlası da gelecek. Bunu göze alabilecek misiniz? Bakın, hasta protokollerini inceleyebilmek için mahkeme kararı çıkarabiliriz. Fakat vakit kaybı olur. Bir an önce Kerim Bey'i bulmamız gerekiyor. Ne diyorsunuz? Melek, Kerim Tanoğlu'nun dosyasını çıkar. Fotokopisini çektirip komiser beylere verelim. Ben şu dosyaları alayım. Başını belaya girebileceğini düşünüyordum. Fakat cinayet hiç aklıma gelmemişti. Neden peki? Sorunu neydi? Ben şahsen Fregoli sendromundan şüpheleniyorum. Fregoli mi? Yabancı gelmedi ama çıkaramadım. Leopoldo Fregoli yüzünden olabilir. Ünlü İtalyan aktör. Kılık değiştirme ustasıdır. Hastalık adını buradan alıyor. Peki bu Fregoli sendromu nedir? Şizoafektif bir bozukluk aslında. Bu sendroma sahip olan insanlar birinin sürekli olarak farklı kılıklara bürünerek kendisini takip ettiğini düşünür. Yani başka bir deyişle hasta etrafındaki birçok insanın aslında aynı insan olduğunu ve farklı kılıklarda kendisini izlendiğini sanırsına kapılır. Kadın, erkek, yaşlı, genç fark etmez. İlginç değil mi? Bu durumda Kerim Bey öldürdüğü insanların, yani tabii o yaptıysa, aslında kılık değiştirerek kendisini takip eden kişi olduğunu düşünüyor, öyle mi? Evet. Yani onların başka insanlar olduğunun farkında bile değil, öyle mi? Hayır, değil. Hatta hepsini aynı insan sanıyor. Peki kim? Kendisini sürekli takip ettiğini düşündüğü kişi kim? Sayfa numaralarının karışmasını istemiyorum. Sizinki bitmek üzere zaten. Ne kadardır geliyor buraya Kerim Bey? Bir yıldan fazla oldu. Elif Hanım'sa 3 aydan beri geliyor. Elif eski nişanlısı. Evet, söylemedi mi size? Yok, daha konuşmadık kendisiyle. Biz kuzeniyle konuştuk, Beren'le. Onun da bilmesi gerekiyor tabii. Elif Hanım Kerim Bey'den çok fazla korktuğu için her seansa geldiğinde Beren Hanım'la birlikte geliyor. O da mı giriyor seanslara? Yok canım, daha neler. Elif Hanım seanstayken o dışarıda bekliyor. Kerim peşindeki kişinin Elif olduğunu düşünüyor. Bundan 3-4 ay önce seanslardan birinde Elif'in kendisine tehdit mektubu yazdığını söyledi. Gördün mü ne yazdığını? Yaşatmayacakmış beni, öldürecekmiş. Bunun Elif'ten geldiğine emin olamayız Kerim. Bak üstünde hiçbir şey yazmıyor. Sadece bir bilgisayar çıktısı. Adım gibi eminim. Bunu bana o yolladı. Size inandırmak için kendisi de yapmış olabilir. Olabilir. Üzerine çok gittim. Ama asla kabul etmedi. Zaten bir süre sonra da Elif'in köpeğini öldürdüğünü iddia etmeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse Elif'i tanıdıkça da Kerim'in doğru söylüyor olduğunu da düşünmedim değil. Neden? Görünüşünün aksine çok saldırgan bir hali vardı. Tabii tam teşhis koymak imkansız. Ama onun da ruh sağlığının pek yerinde olmadığını düşünüyorum. Elif Hanım Kerim Bey'den o kadar çok korkuyordu ki onunla yan yana gelmek bile istemiyordu. Ve beni arayıp randevu saatlerini sürekli kontrol ederdi. Niye çekiniyordu peki? Bir bilginiz var mı? Hayır. Ben ayrıldıkları için görüşmek istemediklerini düşünüyordum. Hasta dosyalarına bakmak adetim değildir. Bu yüzden senelerdir burada çalışıyorum ya. Peki Kerim'in haberi var mı Elif'in gidip geldiğinden? Galiba yok. Olsaydı belli ederdi zaten. Kerim'in haberi yok Elif'ten. Ben ikisine de yardım etmeye çalıştıkça işler daha da karışmaya başladı. 2 hafta önce Kerim, Elif'in arabasıyla yolda sıkıştırdığını ve kaçmaya çalışırken kaza yaptıklarını söyledi. İnanmıyorsanız arabadaki ize bakın. Resmen sıkıştırıp yoldan atmaya çalıştı beni. Durmadın mı peki? Ben durdum da o kaçtı gitti. Neden polise şikayet etmedin? Siz Elif'in beni öldürmesini mi istiyorsunuz? Şüphelendiğiniz hastalığa bakılırsa arabaya çarpıp kaçan başka biri de olabilir. Belki de arabaya çarpan kişi her kimse onu Elif sandı. Olabilir. Hatta Elif sandığı kişinin kendisini taciz ettiğini düşünerek kendi kendine bariyerleri de çarpmış olabilir. Peki kendisini en son ne zaman gördünüz? Geçen hafta.
Elif'in erkek kılığına girip onu takip ettiğini iddia ediyordu. Bu haftaki seansına gelmedi. Hatta birkaç kez telefonla aradım ama cevap bile vermedi. Peki anlattıklarının doğru olma ihtimali var mı? Bazı söyledikleri imkansız. Mesela son seansında. Elif'in şehir dışında olduğundan eminim. Ama Frigoli sendromu o kadar nadir görünen bir hastalık ki... ...bir doktorun neredeyse hayatı boyunca rastlama şansı yok denecek kadar az. Sizin anlattıklarınızı düşündükçe de Kerim'in gerçekten hasta olduğunu düşünüyorum. Öldüğünü sandığınız birini karşınızda görseniz ne hissedersiniz bir düşünsenize. Aynada kendinize baktığınızı ve bir yabancıyı gördüğünüzü hayal edin. Pek çoğumuzu ürkütecek bu durum, prozopagnozya hastalığı olanların günlük yaşamının bir parçasıdır. Yüz körleri, yakın arkadaşları, hatta aile bireylerinin yüzlerini kimi zaman kendi yüzlerini bile tanıyamaz. Yabancıları bir yakını zannedenler, insanların birbiriyle değiştiğine, kendi yerine geçtiklerine, kendisinin başkalarının yerine geçtiğine inananlar da bulunur. Bununla birlikte yüz körlüğü, ünlü bir yazar, gazeteci, fotoğrafçı, hatta Nobel ödüllü kuantum fizikçisi olmayı engelleyememiştir. Harvard Üniversitesi prozopagnozya yani yüz körlüğü araştırma merkezine göre hastalığın bazı şekilleri kalıtımsal olmakla birlikte önemlice bir bölümü beynin bir hasarlık ya da yaralanmaya bağlı hasarında ortaya çıkar. Ben gördüm biliyor musunuz başkomiserim? Neyi gördün? Hani muayenehanede doktor bahsetmişti ya, öldüğünü sandığınız birini karşınızda görseniz ne hissedersiniz diye. Evet. Ayşe'yi gördüm. Son kez soruyorum. Mahir'i isteyerek mi öldürdün? Ne yaptın Selim? Silahsız bir adam mı vurdun? Hala devam ediyor mu kabuslarım? Yok yani. Azaldılar. Galiba kabullenmeye başladım. Başka çaremiz var mı senin? Yok. Ama ya, bazen onu çok özlüyorum. Ben de. Ben de özlüyorum. Olay yeri hala Kerim'in evinde mi? Evet. İyi, Murat'a söyle adamın arabasını incelemeye alsınlar. Bir baksınlar bakalım çarpma izi ya da vurup falan var mı? Tamam, neden? Kerim doktora Elif'in arabasına çarptığını söylemiş. Emin olmak istiyorum. Murat bir dakika bakar mısın? Ne oldu Yasemin? Bu araba gerçekten kaza yapmış. Boya kalıntısı çarpan araca ait olabilir. Hemen örnek alalım. Ver üstüne. Bilişimdeki çocuklar Kerim'in telefonunu takip etmişler ama sinyal alınamıyormuş. Parçalamış ya da suya atmıştır. Ama en son kiminle konuştuğunu bulmuşlar. Elif'le mi? Ne Elif'i başkomiserim ya? Hizmetçiyle konuşmuş. Kadın mı aramış? Aynen. Ve aradığında bizim çocuklar evde çalışıyorlarmış. Polisin geldiğini söyleyince adam çoktan kaçmış bile olabilir. Hemen kadını merkeze alalım. Hallettim, çocuklar ilgileniyor. Başkomiserim, Kerim'in aracında gerçekten de çarpma izi var. Burada mı araç? Evet, garajı çektik. Hadi gidip bakalım şuna. Arkadan çarpmışlar. Her kimse belli ki hızını alamamış. Ne diyorsunuz başkomiserim? Adam haklı olabilir mi? Gerçekten Elif çarpmış olabilir mi? Öyleyse onu da bulacağız Selim. Önce şu Elif'le konuşalım. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Sağ olun başkomiserim. İçeride mi? Evet. Az önce kendi arabasıyla geldi başkomiserim. Kendi arabasıyla mı? Karakola gitmiyormuş mu? Gitmiş başkomiserim. Ama arabasını orada bırakmak istememiş. Silivri'deki arkadaşlardan birisi yanına binmiş. Ekip odası eşlik etmiş bunlara. Görüyor musun şunu? Olay yerine haber verin. İncelesinler şu aracı. Baş üstüne başkomiserim. Elif Aydemir, 34 yaşında. Kerim Tanoğlu'nun eski nişanlısı. Ben gerçekten çok korkuyorum. Hayatımda onun kadar garip bir adam tanımadım. Bu yüzden mi Sinem Hanım'a gidiyordunuz? Ben çaresizdim. Ne yapsam sorun oluyordu. Ayrılmak bile bize çözüm getirmedi. Ben de Sinem Hanım'ın bana yardımcı olabileceğini düşündüm.
Zeynep Hanım sizin de davranışlarınızda bir gariplik olduğunu söyledi bana. Normal değil mi? Bundan bahsettiğine göre Kerim'in sanrılarından da bahsetmiştir size. Bahsetti tabii. O zaman beni anlamanız lazım. Delirmek üzereydim. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Markete bile rahat rahat gidemiyordum. Ve ben de çareyi yazlığa kaçmakta buldum. Ercan, niye zahmet ettiniz? Rica ederim. Kahvenin lafı mı olur? Kerim Bey ile Elif Hanım. Niye ayrıldılar? Söyledim ya, sürekli kavga gürültü. Bir süre sonra insan bıkıyor tabii. Ya tamam, orasını anladım ama bardağı taşıdan son bir damla vardır mutlaka, değil mi? Nasıl yani? Ya ne bileyim işte, fazla mı kıskançtı ya da çok ilgiden mi rahatsız olmuştu, neydi? Bütün erkekler böyle değil mi? Yani hayatlarında biri yokken ilgisizlikten şikayet ederler. Biri varken de sıkılırlar. Siz de kız arkadaşınız öyle yapıyor musunuz? Yani bir kız arkadaşınız varsa tabii. Şimdi bakın Beren Hanım, bu ciddi bir konu. Lütfen soruma cevap verin. Olur. Yani veriyorum. Açıkçası Elif'in anlattıklarına bakılırsa... yani Kerim'den ayrılmak için başka bir sebebe gerek yokmuş. Adam resmen hastaymış. Yani 23 yaşında intihara kalkışmış birisiyle sağlıklı bir ilişki kurulabilir mi zaten? Nasıl ya, Kerim intihara mı kalkışmış? Evet. Ve Elif gidip o hasta adama aşık olmuş. Ama şans tabii. Yani insan bakınca anlamıyor. Kerim'i görseniz hiç öyle hasta bir adam olunca aklınızın ucundan bile geçmez. Elif Hanım da gidiyormuş galiba Sinem Hanım'a. Öyle mi? Evet. Ama geyik olsun diye. Yani Kerim ona gerçekten bir zarar verir mi diye merak ettiği için gitmişti birkaç kez. Gelirken kaza mı yaptınız? Nereden çıktı şimdi bu soru? Dikkatimi çekti de arabanın önünde çarpma izi var. Ha, o mu? Yoksa gerçekten Kerim'in arabasına çarptınız mı? Siz beni neyle suçluyorsunuz anlayamadım. Bakın benim hayatım tehlikede. Deli o adam, anlıyor musunuz? Her gün kapıma dayandığı yetmiyormuş gibi şimdi beni suçluyor. Hem ben ne diye onun arabasına çarpayım? Elime ne geçecek, söyler misiniz? Tamam, sakin olun. Niye sinirleniyorsunuz? Gerçekten çok korkuyorum. Tamam, merak etmeyin. Kerim yakalanana kadar biz koruyacağız sizi. Şimdi söyleyin bakalım, nasıl oldu bu kaza? Ne kazası? Arabanın önündeki izden bahsediyorum. Bilmiyorum. Otoparkta olmuş sanırım. Ben de yazlığa giderken fark ettim. Ve dönünce de tamir ettiririm diye düşündüm. Ya bir acayip bir kuzenler ya. Yani kızı görseniz nasıl sırnaştı, bir yılıştı bana falan. Zor kurtardım kendimi. Elif de normal değil ama bilemiyorum. Kendini bir onun yerine koysana. Eski nişanlının iki cinayetten birden arandığını öğreniyorsun. Üstelik ikisini de sen sandığı için öldürüyor. Zaten korkuyormuş. Böyle bir tepki vermesi normal. Evet. Hakikaten zor bir durum. Şu adamın hizmetçisi ne oldu? Getirmişler merkeze. Sorgu için bekliyor. Tamam, git bir konuş bakalım. Belki Kerim'in nerede olduğunu öğrenebiliriz. Başlayalım. Yemin ederim, benim bir suçum yok komiserim. Niye haber vermedin o zaman? Kaçsın diye değil mi? İnanın aklıma bile gelmedi. Siz gelip evi arayınca telaşlandım birden. Sonuçta patronum. Söylemesem işten kovardı beni. Ne dedi peki sen söyleyince? Ne desin? Telaşlanma, merak etme. Önemli bir şey yok. Nerede olduğunu söylemedi mi? Beni işimle ne diyeceksiniz komiserim? Hapse girsen daha mı iyi kızım? He? Cinayete yataklıktan hapse gireceksin, haberin olsun. İnanın bana, Kerim Bey yapmaz öyle şey. Elif Hanım terk edince onun da psikolojisi bozuldu. Tamam, sen şimdi bunları düşünme bak. Tamam mı? Boş ver, merak etme bunları. Sen sadece bana cevap ver. Nerede olduğunu biliyor musun? Yazlık evde olabilir. Ne demek olabilir? Yani orada galiba. Tamam, nerede bu yazlık ev? Polonezköy'de. Thank you.
İkiniz de aşağıya bakın. Yaşar sen de oraya bak. Başkomiserim. Kimliğini bulamadınız mı? Hayır başkomiserim. Belki parmak izinden çıkar. Bıçaklanmış değil mi? Öyle görünüyor. Evde ne kadar kesici alet varsa toplayın. Başüstüne. Komşuların ifadesinden bir şey çıktı mı? Evet. Birileri Kerim'i sabah evden koşarak çıkarken görmüş. Bu sabah mı? Evet. Kadını öldürdükten sonra kaçmış olabilir. Kesin sonuç otopside çıkar komiserim ama bana kalırsa bu ceset 2-3 günlük var. Hava çok sıcak Murat. İlk görünüş bizi yanıltabilir. O zaman belki kadını daha önce öldürmüştür. Hizmetçiden telefon gelince de çıkıp kaçmıştır. Olabilir. Kimliğini tespit etmek için ne gerekiyorsa yapın. Kerim'in arama emrini bütün ekiplere hatırlat. Ruh sağlığının yerinde olmadığını da ekle. Bulurlarsa hemen bize haber versinler. Tamam merak etmeye ilgileniyorum. Merve, yazlıktaki bıçaklardan bir şey çıktı mı? Maalesef ama boyaların analizi bitti. Şuna baksana. Başkomiserim. Söyle Zeynep. Kerim'in evinde bulduğumuz tehdit mektubunun üzerinde parmak izi tespit ettim. Söylesene kızım kiminmiş? Elif'in. Kerim'in arabasına çarpan da Elif'miş. Evet başkomiserim. Al bakayım. Boyaları karşılaştırdık ve Elif'in arabasının olduğu kesinleşti. Ortaya çıkan son deliller ışığında Elif Aydemir sorguya alındı. Ben niye ona böyle bir mektup yollayayım ki? Kerim Bey'in arabasına ne çarptıysanız o yüzden. Ben kimsenin arabasına falan çarpmadım. Ayrıca ölümle tehdit edilen de benim. Ne diye beni suçluyorsunuz? Çünkü deliller sizi gösteriyor. Yapmayın Allah aşkına. Ben onun peşimi bırakması için uğraşırken ne diye üzerine gideyim? Daha fazla sinirlenip beni öldürsün diye mi? Belki tekrar intihar edeceğini düşündünüz. Ne de olsa daha önce denemiş. Belki böyle üstüne giderek, onu delirterek tekrar yapabileceğini düşündünüz. Kerim daha önce intihar mı etmiş? Of bir de böyle bilmiyor gibi sormuyor, deli ediyor beni. Gerçekten bilmiyordum. Hiç bahsetmemişti. Sen nereden biliyorsun? Dosyasını mı okudun? Bana Beren söyledi. Beren nereden biliyor? Ya gerçekten de adamı intihara sürüklemek için yapmış olabilir. Sanmıyorum. Doktorun notlarına göre bu intihar meselesini Kerim bile doğru düzgün hatırlamıyormuş. Bir de doktor nereden öğrenmiş ki? Özel bir psikanaliz seansı sırasında açığa çıkarmış. Ya bu Beren yani bir şekilde dosyalara ulaşmanın yolunu bulmuş. Yani iyi de nasıl yani? Biz bile zor ulaştık. O nasıl yapmış? O dosyanın aslını almamız lazım Selim. Murat da gidip halledin. Başla. Bunun üzerine mahkemeden izin çıkarıldıktan sonra Doktor Sinem Tandoğan'ın muayenehanesinden Kerim Tanoğlu'nun dosyasının aslı alındı. Dosyanın sayfalarından birinde parmak izi tespit edilen Beren İrfanoğlu hemen sorguya alındı. Başkomiserim. Ne oldu Zeynep? Şu köpeğin tasması vardı ya. Hangi köpek tasması? Kerim'in köpeğinin tasması. Evinde bulduğumuz. Evet. İşte o tasma kopmamış. Nasıl kopmamış ya? Bayağı kopmamış işte Selim. Bıçakla kesilmiş. Üstelik üzerinde de Beren'in parmak izi var. Köpeği de Beren mi öldürdü?
En azından onu serbest bıraktı kesin. Tamam Zeynep, sağ ol. Kerim'in intihar teşebbüsünde bulunduğunu nereden öğrendiniz? Elif söyledi. Bunun için mi getirdiniz beni buraya? Kerim'in intiharından Elif'in haberi yokmuş. Nasıl yokmuş? O söyledi bana. Kerim'in muayenehanedeki dosyasını okuttunuz değil mi? Dosyanın üzerinde parmak iziniz var. Nasıl ulaştınız dosyaya? Ben cep telefonla fotoğraflarını çektim. Nasıl? Elif'le beraber seansa gittiğimizde. Ya Melek Hanım, doktorun asistanı, o yok muydu? Ben beklerken bankaya gidip sonra hemen geleceğini söylemişti. Seans bitmeden gelirim. Ya biri ararsa? Telefonları cebime yönlendirdim. Merak etmeyin. Kerim'den hoşlanıyordum. Ama onun gözü Elif'ten başkasını görmüyordu. Ayrılmalarına rağmen bir türlü ondan vazgeçemiyordu. Sonra da dosyadan öğrendiklerinizi kullanabileceğinizi düşündünüz. Evet. Ama bir işe yaramadı. Kerim'i etkileyemedim. Sonra da sinirlenip intikam almaya çalıştınız. Yok. Ben bir şey yapmadım. Köpeğin tasmasında parmak iziniz var. Köpeği serbest bırakan da siz misiniz? Doktorun notlarında Fregoli sendromundan şüphelendiğini okumuştum. Bunu biraz araştırdım. Kerim'in Elif'e nasıl kafayı taktığını biliyorum. Bunu ona karşı kullanabileceğimi düşünmüştüm. Nasıl? Elif'in kılığına girerek. O bundan hiç hoşlanmayacaktı. Kerim'i takip mi ettiniz? Evet. Geçen hafta Elif'in haberi yokken arabasını aldım. O zaman mı çarptınız? Evet. Ben çarptım. O durdu. Ben onu sollayıp kaçtım. Tehdit mektupları, onları da sen mi yolladın? Evet. Ama üzerinde Elif'in parmak izini bulduk. Çünkü kağıdı Elif'ten istedim. Kerim polise gidince mektubu Elif göndermiş gibi gözükecekti. Elif! Elif! Efendim? Bana içeriden bir A4 getirir misin? Not almam lazım. Kalkıp alamıyor musun? Hadi Elif, lütfen. İyi, tamam, tamam. Al. Teşekkür ederim. Şuraya koy, ben alırım. Ne alem kızsın. Sonra bilgisayardan çıktı almak için o kağıdı kullandım. Bütün bunlar yetmeyince köpeği öldürmeye karar verdiniz değil mi? Onun ölü
göreceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben sadece Kerim onu biraz arar diye düşünmüştüm. Kısacası onu daha çok delirtmeye çalıştınız ve işe yaradı. Eğer bunları yapmasaydınız o üç insan hala hayatta olacaktı. Bunları biliyorsunuz değil mi? Ben böyle olacağını bilemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yalancı, suçun işlendiği sırada yaptıklarını tersinden anlatmakta, bulunduğunu iddia ettiği mekanın ayrıntılarını çizmekte zorlanır. Masum olsaydı hiç bilemeyeceği bilgilere sahip olmasıysa ondan hemen şüphelenmeyi gerektirir. Polis elindeki delilleri yavaş yavaş dile getirirse suçlu kişi polisin olayla ilgili olarak elinde başkaca deliller bulunduğunu sanır, panikler ve suçunu ikrar eder. New York John Jay Ceza Adaleti Fakültesinden psikolog Maria Hertwig, polislerin sadece 3 saatlik delillerin stratejik kullanımı alanında eğitim almalarının bile ikrar başarısını %80'lerin üzerine çıkarttığını saptamıştır. Ya baksanıza bu Beren hepsinden psikopat çıktı ya. Yani göz göre göre hasta adamın üstüne gitmiş. Bunun üzerine Kerim de iyice panikledi. Ya acaba şu Sinem Hanım'la tekrar mı konuşsak? Belki gidebileceği bir yerlerden bahsetmiştir. Kadın çok titizmiş. Her ayrıntıyı yazmış. Söylemiş olsa kesin notlarını da çıkardı. Ya bak şu dosyaları tekrar gözden geçirsek iyi olur. Ve sonunda bir sinemada olay çıkaran Kerim Tanoğlu gözaltına alınarak emniyete getirildi. Sinemadaki 60 yaşlarındaki bir adamın Elif olduğunu sanmış. Kavga çıkmış. Ama ben durumu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yalçın Yılmaz, 36 yaşında, adli psikiyatrist. Beren'den bahsettiniz mi? Evet. Ama daha fazla haklı olduğunu düşünmesine neden oldu. Her şeyi detaylarıyla anlatıp sakinleştirmeyi başardım. Tabii şimdilik. Artık sorgulayabilir miyiz? Olur. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz geliyor musunuz? Ben buradan izleyeceğim. İhtiyaç olursa müdahale ederim. Başkomiserim, oldukça zeki ve iyi bir eğitim almış. Görgü kuralları konusunda da fazlasıyla hassas. Merak etmeyin, dikkatli olacağız. Kerim Bey, Başkomiser Orhan, Komiser Selim. Neden burada olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Elif yüzünden. Üç cinayetin zanlısı olarak buradasınız. Bize yardımcı olmanızı ümit ediyoruz. Elif beni öldürmek istiyordu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü hep beni takip ediyordu. Ben sadece kendimi korumak istedim. Otoparkta olanları hatırlıyor musunuz? Elbette. Kafeye gitmiştim. Garson kulağına girmişti. Ben oradan hemen uzaklaştım. Ama o peşimden gelmiş. Beyefendi. Telefonunuz. Bitti artık, anlasana. Laftan anlamadıysan sen. Dedim sana bitti. Ve hemen oradan uzaklaştım. Kerim Bey, telefonunuzu size getiren kadın kafede görevli Aliye Kıran adında bir kadındı. Otoparktan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Düştüğünü hatırlamıyor musunuz? Hayır, Elif'ti o. İttim onu ben. Sonra oradan kaçtım. Ben kimseyi öldürmedim. Onu öldürmek istemediniz mi? Ben sadece kendimi korumak istedim. Gerçekten düşmüşüm. Evet, düştü ve öldü. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ölebileceği aklıma gelmemişti. Ben mi yaptım? Peki aynı günün gecesine gelelim. Ya Eren Özcan, onu hatırlıyor musunuz? O kim? Gece kulübünde saldırdığınız adam. Hayır, Elif de o. Yemin ederim, erkek kılığına girmişti. Kılık değiştirmede ustadır. Bakın sizi bile kandırmış. Onu da öldürdünüz. Ölebileceğini düşünmedim. Ben çok korkmuştum ve sinirlenmiştim. Yine kendinizi korumak istediniz yani. Evet, gece kulübünde beni izlediğini fark edince bu sefer ben onun peşine düştüm. Tamam, yarın ararım ben seni. Anladım. Telefonda konuşmanı burası yapıyordu ve ben çok sinirlendim. Bıraksana peşimi. Neden anlamıyorsun? Bitti. Sen de kimsin be? Nereden çıktın? Numara yapma bana. Bayıldı sandım. Ölmüş mü gerçekten? Boğazına bir cam parçası saplayarak öldürdünüz. Hayır, ben saplamadım. Cam kırılınca kazayla olmuştur. Kasten yapmadım, yemin ederim. Nasıl yaparım?
Ben katil olamam. Yapamam. Otoparkta Elif'i öldürdüysem eğer gece kulübünde canlanamaz değil mi? Bir yanlışlık var bu işte. Kerim Bey, ne otoparktaki ne de bardaki aslında Elif değildi. Siz öyle sandınız. Hayır, deli değilim ben. İnanmıyorsanız doktorumla konuşun. Muayenesi Nişantaşı'nda. Sinem Tandoğan. Kendisiyle çoktan konuştuk bile. Peki yazdığınızda bulduğunuz kadına ne diyeceksiniz? Onu öldürdünüz mü? Eve nasıl girmiş bilmiyorum. Gördüğümde ölmüştü zaten. Nasıl ölmüştü? Bilmiyorum. Hizmetçim arayıp sizin eve geldiğinizi söyleyince ben de Elif'in oyunlarından biri sandım. Ve korktum, yazlığa kaçtım. Kerim Tanoğlu, cinayet suçundan 3 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere savcılığa sevk edildi. Ne ilginç olaydı değil mi? Hakikaten ya. Acaba adli tıp cezai ehliyet konusunda ne diyecek? Yazlıkta bulunan kadının kimliğiyle ilgili bir şey yok mu? Maalesef başkomiserim. Ama Ece otobüsten incelenmesi için birkaç örnek göndermiş. Raporu yeni çıktı. Kadının boğazında kedi kum mu çıkmış? Evet başkomiserim. Siz birlikte mi kalıyorsunuz? Hayır ama çok yakınızdır. Ben kedisine bakmaya gelmiştim. Olay yerlerinden alınan DNA'ları Beren'in ve Elif'inkilerle karşılaştırdınız mı? Onlardan swap alınmadı ki başkomiserim. Nasıl alınmadı? Kimse bizden swap almamızı istemedi. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Niye söylemiyorsun Selim? Yani bileyim ben... Hemen ikisinden de swap alın. Olay yerlerinden alınan bütün delillerle karşılaştırmasını istiyorum. Hemen. Yaşadığımız stresin zararlı etkilerini çocuklarımız ve torunlarımıza aktardığımızı biliyor musunuz? Stres genlerimize epigenetik değişikliklere yol açıyor. DNA dizinini değiştirmiyor ama genlerin davranışını etkiliyor. Japonya'nın Riken Tsukuba Üniversitesi'nden Shunsuke Ishii'nin 2011 Mayıs'ında yayınlanan araştırması, diyabet, şişmanlık, akıl hastalıkları, hatta korku ve kaygılarımızın kaynağının ana baba, dede ninelerimizin yaşadığı stres olduğunu kanıtlıyor. Kimliği belirsiz cesedin tırnak altlarındaki deri parçacıklarıyla, boğazından çıkan kedi kumu ve Aliye Kıran'ın olay yerindeki izmaritlerden birinin üzerinde bulunan DNA'nın Elif Aydemir'e ait olduğunun anlaşılması, arabasının bagajında kimliği belirsiz maktule ait DNA bulunması sebebiyle Elif Aydemir sorguya alındı. Delirdiniz mi siz? Katili yakaladınız ya. Haklısınız, biraz geç oldu ama az kalsın masum bir insanı hapse attıracaktınız. Kerim her şeyi itiraf etti ama değil mi? Elif Hanım, uzatmayın artık. Her şey bitti. Kerim Bey'in yazdığında bulunan kadını sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Ne? Kızı ittiğinizi de. Nasıl yaptınız? Gerçekten Kerim'i takip ediyordunuz değil mi? Ben mecburdum. Yoksa o beni öldürecekti. Kerim mi? Evet. Dedim ya, başka çarem yoktu. Eğer onu öldürürsem hemen beni yakalardınız. İlk şüpheleneceğiniz kişi ben olurdum. Kerim'den kurtulmanın tek yolu da onun hapse girmesiydi. Bu yüzden cinayetleri onun üzerine yıkmaya karar verdiniz. Aslında her şey kendiliğinden gelişti. O sabah gelip yine tehditler savurdu. Ben çok korkmuştum. Arabaya atlayıp yazlığa gitmeye karar verdim. Dışarı çıktığımda Kerim hala oradaydı. Beni gözlüyordu. Beni görünce gaza bastı. Çok sinirlenmiştim. Peşinden gitmeye karar verdim. Otoparkta izini kaybettim.
Bir müddet sonra arabasını gördüm ve o gelinceye kadar bekledim. Ne olacaksa olsun diye düşündüm. Tam yanına gidecekken peşinden bir kadının geldiğini gördüm. Beyefendi! Telefonunuz. İyi misiniz? Bitti artık, anlamıyor musun? Ne laftan anlamaz insansın sen! Dedim sana, bitti. Git. O anda aklıma geldi işte. Kadını öldürürsem suç tamamen Kerim'in üzerine kalacaktı. Sonra Kerim'i yakalamanızı bekledim. Sizden ses soluk çıkmayınca takip etmeye devam ettim. Gece kulübünde bir adamın peşinden gittiğini görünce onu da ben sandığını anladım. Ne garip değil mi? Ben oradaydım ama o bir erkeğin kılığına girip onu takip ettiğimi düşünüyordu. Hastalık işte. Bence sen ondan da hastasın. Devam edin lütfen. Kulübün arkasına geçer geçmez bir çiftin önümden kaçtığını gördüm. Adam öylece baygın yatıyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Yapmak zorundaydım. Yazlıkta bulduğumuz kız. Onu niye öldürdün? Siz Kerim'in peşine düşmüştünüz ama hala net bir delil yoktu. İşimi garantiye almalıydım. Cesedi Kerim'in yazlığına bırakırsam hiç şansı kalmayacaktı. İşte dedim ben size hasta değilim. Bir kişiden kurtulacağım diye 3 kişiyi öldürmüş. Kimdi o? Adı neydi? Bilmiyorum. Yazlığa giderken otostop çekti. O anda aklıma geldi işte. Cesedi yazlığa götürürsem hiç şansı kalmayacaktı. Önce bayılttım. Sonra Kerim'in Polonezköy'deki yazlığına götürdüm. İki evinin de anahtarı vardı bende. Paranoyak olmasına rağmen anahtarları geri almayı akıl edememişti. Önce bir viski içtim. Thank you.
Zeki'ye veren o da mı planın parçasıydı? Anlamadım. Kerim Bey'i takip etmesini siz mi söylediniz? Beren Kerim'i mi takip etmiş? Evet, üstelik sizin kıyafetlerinizi giyerek. Neden yapmış böyle bir şeyi? Çünkü Kerim Bey'den çok hoşlanıyormuş. Ama karşılık bulamayınca ondan intikam almaya karar vermiş. Arabanızı alıp Kerim'in arabasına o çarpmış. Tehdit mektubunda parmak izinizin çıkmasını özellikle ayarlamış. Kerim'in köpeğinin ölmesine de o sebep olmuş. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Kerim Bey'de Fregoli sendromu olabilir. Fakat bu sendromun sizin üzerinizde yoğunlaşmasının sebebi Beren Hanım. Yani sizi üç cinayeti işleyecek kadar yoldan çıkaracak şey aslında Kerim Bey değil. Onu bu hale getiren kuzeniniz. Elif Aydemir, kasten adam öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kerim Tanoğlu'nun serbest bırakılmasına ve adli kontrol altında hastanede tedavisinin devam edilmesine karar verilmiştir. Onun beyni hepimizinki gibi 1,5 kiloydu. Jelatin kıvamındaydı. Kalın kemiklerle korunmuştu, sıvı içinde yüzüyordu. Hücreler arası elektrik iletiminde kullanılan aksonlarının toplam uzunluğu da bizimki gibi 160 bin kilometre kadardı. Yani dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek kadar. Ama beyninin ender görünen, adına Fregoli sendromu denen bir hastalığı vardı. Ve hastalığının ona nasıl bir oyun ettiğini bilen de bir düşmanı. Her zamanki gibi kahramanlarımız akla gelen ilk senaryolara aldanmadılar. Birbiriyle ilgisiz gibi duran bilmecenin parçalarını sabırla birleştirdiler ve sanrısal yanlış tanımanın damgasını vurduğu olayları aydınlattılar. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.